Jandarma Eski Genel Komutanı, emekli Orgeneral Aytaç Yalman, hayata dönüş operasyonu kapsamında tanık olarak dinlendi. Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 39 er ve as subayın yargılandığı Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, adliyeye basın mensuplarının görüntü almaması için gizlice geldi. Mağdurların avukatlarından İstanbul Barosu'na bağlı Ömer Kavilli de duruşmaya katıldı. Yaklaşık 4 saat ifade veren Yalman, avukat Kavilli ve savcının sorularına önceden hazırlanmıştı. Mahkemeye sunduğu 5 sayfalık notları okuyarak sorulara yanıt verdi. Yalman, Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıyla gerçekleştirilen operasyonda görevinin sadece operasyonun sınırları, maksadını mekan ve zamanını koordine etmek olduğunu söyledi. Operasyonun başında bizzat bulunmadım. Jandarma bölge komutanlıklarına gerekli emirleri ve talimatları verdim. Plan ve icra aşamasında benim herhangi bir daimim yoktur. Olayı raporlarla takip ettik. Aytaç Yalman, hayata dönüş operasyonuyla iç disiplin sağlanmıştır, dedi. Tutuklulardan 30'unun öldüğü, bunlardan 18'inin kendisini yakmak suretiyle öldükleri, ayrıca yaralananlar olduğu bana rapor edilmiştir. Tutukluların direncini kıracak şekilde gerekli silah kullanılmıştır. Bu operasyonların sonucunda 10 yıldır girilemeyen cezaevlerine ilk defa girilmiş, iç disiplin sağlanmıştır. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman, JİTEM'in varlığını da itiraf etti. JİTEM ben geldiğimde kalmamıştı. Hacettepe Üniversitesi Profesörü Anna Kuçuradi'nin daveti üzerine gelip eğitim verdim ve ek işlemler yaptım. Jandarma okullarındaki müfredata insan hakları, felsefe derslerini koydurttum ve bu şekilde önlem aldım. Fakat Ulucanlar cezaevinde ölen 10 kişinin kafataslarının parçalanarak öldürüldüğünü ilk kez duydum. Yalman ayrıca operasyonlarda kullanılan silahlar hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.